Şimdi kızın kardeşi, Özlem'in kardeşi anahtarlarına gitti. O da benim çocuğum. Sizde ambulans fotoğrafları falan var mı? Var mı? KADES uygulaması var, biliyorsunuz zaten. Yani bu uygulama, yani yukarıda bir sorun yaşandı ki buna basıldı ve polisler geldi. Yani ekipler aşağı indirdi ablamı. Ekiplerin arabanın içerisinde mesela artık eve çıkmaması gerekiyordu aslında. Hemen yani ne oldu, nasıl oldu, kandırıldı mı? Yani bana, ben ablamdır, biliyorum şöyle olmuştur kesinlikle. Her seferinde yaptığını o gün de yapmıştır. Çocuklarıyla tehdit etmiştir bunu. Yani çocuklarını öldürürüm eve gel gibisinden, ama yumuşak da konuşmuştur büyük ihtimalle. Gitmemesi gerekiyordu ama yine eve çıkmış. Yani onun bir tane odası var, şimdi birazdan zaten çıkılacak oraya da. Yani enteresan el aletleri falan var, müzik sistemleri falan var. Mesela müziğin sesini son ses açıp ablamı fena bir şekilde darp etti. Bu zaten biliniyor. Yani bunu tam olarak ben de bilmiyorum. Çünkü ben çıktığımda ablam yerde, yani ben geldiğimde daha doğrusu, nasıl gördün, nasıl geldin diye sorarsanız da şöyle. Şimdi bu darp ettikten sonra fotoğraf falan çekti ve bunu arkadaşların, arkadaş çevresinde nasıl bir şeyse artık gönderiyor yani. Sosyal medyadan gönderiyor. Ve altında da açıklama yapıyor. Yani yine ölmedi gibisinden. Yani bu bir canilik. Bu böyle bir şey olamaz ya. Defalarca yani bu şekilde yapmadı ama çok hırpaladı, çok dövdü, çok kavgalar. Yani huzur evlerine falan ablam yerleşti. Affet beni, yine gel, yani yapmayacağım, etmeyeceğim, çok pişmanım gibisinden bir sürü söylemler. Yani bu olayın ilk değil, çok öncesi de var yani. Bu çok eski. Yani o gün mesela sosyal medyadan arkadaşlarına attığı resimler, WhatsApp üzerinde attığı resimleri anneme göndermiş birisi, o ortak arkadaş. Annem de bana gönderiyor fotoğrafı. Çabuk diyor, eve çık, ablanın evine çık. Ablam diyor, durumu kötü. Arıyorum, tabii telefona bakmıyor. Hızlı bir şekilde buraya geliyorum. Yani geldiğimde zaten polisler, ambulans ekibi, ekipler falan hep buradaydı zaten. Yani ben geldiğimde kimseyi göremedim. Yani olay olmuş, bitmişti. Fakat fotoğraflar var. Ben geldiğimde bir de ablam şeydeydi, yatak odasındaydı. Ama çekilen fotoğraflar o el aletlerinin olduğu odadaydı. Ve fotoğrafın altında da bazı şeyler var. Poşetler falan var. Şimdi cinayeti çok farklı raddeye taşıyacaktı büyük ihtimalle. Ekipler geldiğinden dolayı yapamamıştır. Ben öyle düşünüyorum. Yani şöyle de bir ifade verdiğini düşünüyorum tahminimce. Eşim beni aldatıyordu. Anladın mı? Çünkü bunu söylüyordu. Söylemleri falan vardı bunun. Eşim beni aldatıyordu vesaire gibisinden konuşmuştur ifadesinde. Neden? Çünkü cinayetin işlendiği oda farklı bir oda. Çünkü o el aletlerinin olduğu oda. Onlar da kafasına falan çok vurmuş. Yani kafasında fazlasıyla darp var. Beyin kanamasından zaten hastaneye kaldırıldı ve çok kötüydü. Kurtaramadık. Ama iş, yani cinayetin evden çıkartılış şeyi farklı bir odadaydı. Yani burada nasıl bir süs verilmişse artık, nasıl bir organize etmişse kendi kafasında. Evde ben bu şekilde bastım. Hani adam kaçtı, ben eşimi şey yaptım, işte öldürdüm. Hani namus cinayeti gibisinden süs vermeye çalışıyor büyük bir ihtimalle. Yani şimdi eve çıkacağız birazdan, zaten bakacağız daha detaylı bir şekilde. Polis arkadaşlar, zaten polis abiler bize yardımcı olacak. Daha detaylı söyleyebileceğiz. Ama şunu da söylemem gerekir, bu ilk değil. Yani ilk defa olmamıştı. Bu müptezel, uyuşturucu madde, alkol, yani sentetik haplar. Vicdan yapıyordu sonrasında. Çok sinsi ve kurnaz bir adamdır yani, bunu da söyleyeyim. Şeytan, bildiğiniz şeytan yani. Hani 40 tane kafasında kurar, onu da yapar yani. Öyle bir insan. Mesela bana attığı bir sürü şey var. Tehdit mesajları var. Ve bu mesajları ne zaman atıyor biliyor musunuz? Olayın olduğu günü akşamı kendini de kesti. Bildiğin şuralarını falan komple doğramış. Ona da şey süsü verdirmiş. O bana bıçak vurdu, ben ona bıçak vurdum gibisinden süs veriyor. Şimdi bak, kendini kurmuş, her şeyi kurmuş bu kafasında yani. Hastaneye geldiğinde pansuman falan yaptırıyordu ya kendini. Pansuman esnasında ben girdiğimde o da oradaydı. Pansuman odasında oradaydı. Ben gördüğümde artık yani kendimi tutamadım. İnsan değilsin dedim. Senin gibi insan olmaz olsun dedim yani. Kötü söz yine kullanmadım, bak kendimdeydim. Ama bunları söyledim yani. Bu artık kafasında beni yer etmiş. Bak nasıl oluyor bilmiyorum. Yani
5 dakika geçiyor, gidiyorlar, çıkıyorlar. Polisler basılı böyle gittiklerini de görüyorum ben. Aradan 10 dakika geçiyor, gittikten 10 dakika sonra karakolun önündeler. Orayı da tahmin ediyorum, görüyorum çünkü. Telefonu eline veriyorlar, bana tehdit mesajları atıyor. Yani bu telefonu bunun eline nasıl veriyorlar? Ben anlamış değilim, yani vermemeleri gerekiyor. Attıkları mesajlar bende şu anda. Ben buradan birazdan çıkacağım, ifademi verdikten sonra çıkacağımı kafasını öyle kuruyor. Nerede çıkıyorsun? Çıkartmazlar seni zaten ama. Seni de geleceğim, öldüreceğim. Yani sıkıntı, yani benim ailemi de defalarca tehdit etti. Beni, evet, hastaneden karakola gittiği zaman o arada işte. Karakolun içerisindeyken artık telefonu nasıl veriyorlar bunun eline bilmiyorum ama veriyorlar ve bana tehdit mesajları atıyor. Hatta saati falan her şeyi ben SS almışım zaten, duruyor bende. Şimdi tam saat 9 gibi saatlerde tam 3. katta oturuyorum ben. Yatak odası tam onun odamın tam karşısında. Tabii camlar o gün kapalıydı. Yüksek sesle bir müzik sesi vardı. Böyle arabesk tarzında sanki böyle bir mesaj verir gibi. Balkona çıkıyorum. Ne oluyor diyorum, bu kadar yüksek ses kim açtı diye bakıyorum. Etrafta hiçbir şey yok. Müzik sesi kesildikten bir yaklaşık 5-10 dakika sonra iki polis arabası gelince bir şey oldu dedim. Özlem'i az çok tanıyoruz. Mahallemizde zaten büyüdü. Ben de 20 senedir bu mahalledeyim. Burada 3 yıldır taşınmıştı diye biliyorum. 3 yıl önce buraya taşınmıştı. Daha öncesinde kadın sığınma evindeydi. Hani bir ayrılmışlardı. Kocasıyla aralarını düzeltip buraya taşındılar diye biliyorum. 3 senedir buradalar. Burada kaldıktan sonra 1,5 yaşında şu an bir kızı var işte. 3. çocuğunu doğurdu. Ya ara ara tartışmaları oluyordu ama bu boyutta olduğunu açıkçası bilmiyordum. Bu kış kız mesela özel bir okulda mı bir yerde çalışıyordu. 1,5 yaşındaki kızını kendi annesi değil ve annesi bakıyordu. Hani geçim sıkıntısı derdi olan, çocuklarına sahip çıkan bir kızdı. Burada zaten Beytullah ikinci çocuğu oynardı, hemen balkona çıkardı. Beytullah neredesin? Yani çocuklarını kovalayan, annelikten başka bir görevi olmayan bir kadındı ama maalesef şu an duyduğum kadarıyla o cani kişi karı beni aldattığını izah ediyor. Öyle kendini temize çıkmaya çalışıyor ama asla öyle bir şey olduğunu asla inanmıyorum. Bu konuda da şahitlik edebilirim. Ya sadece iftira atmaya çalışıyor. Üzerini jiletlediğini ve oğlu bilmiyorum korku zaten panik travma yaşıyor çocukların hepsi. Jiletip çocuğuna fotoğraf çektirdiğini duydum de emin olmamakla birlikte. Karısını bu odaya alıp yatak odasına alıp çocukları diğer odaya alıp sesi açıp kafasına spor ağırlıklarıyla vura vura öldürdü. Yani ben zaten polisin o tepkisini görünce cama çıkıp o insani ifadeyle yüzünün gerginliğini görünce onu kafese tıkın onu görünce dedim Özlem'i öldürdü bu. Öldürdü. İçeri girdiğini gördüm. Biz olay anını göremedik tabii müzik sesiyle. Polisler girmesiyle birlikte camı açtılar zaten. Kişiyi aşağı indirdiler. Araba da arama yapılıyor. Burada bir araba vardı. Arabanın arkasını arayınca biz eroin diye düşündüm ilk başta. Hani uyuşturucu eroin. Polis cama çıkıp tekrar böyle insani bir şekilde o ne gördüyse artık nasıl bir tabloyla karşılaştıysa onu kafese tıkın. Ona kelepçe vurun onu kafese tıkın deyince Özlem'i öldürdü bu dedim. Ben de hemen annemi aradım. Ya annesine babasına haber versinler diye bir haberleri var mıydı bilmiyorum. Yani bir şey diyemiyorum. Yani çok üzgünüm, çok gerginim. Ben şuna söylemek istiyorum. Biz televizyonlardan gerçekten duyuyoruz, ediyoruz ama hakikaten çok soğuk davranıyoruz. O kadar tepkisiz kaldık ki her şeye. Burada olay oluyor. Keşke aşağı ineydik. Keşke hepimiz sesimizi çıkarsaydık da onu birazcık yani böyle hırpalasaydık yani düşünüyorum. Ve şu an pişkin pişkin ortalıkta geziniyor. Yani Yasin denilen kardeşine tehditler savurduğunu haberleri geliyor yani. Hala kendini aklamaya çalışıyor. Ya bu insanların gerçekten idam edilmesi lazım. Bu psikopatların. Gerçekten inşallah adalet yerini bulur. Ve o cani en ağır cezayı almasını temenni ediyorum. Yani en azından o kız rahat uyur. Onu temenni ediyorum. Bu kadar. Elif İsmailoğlu. Komşusunuz değil mi? Evet, komşuluk yapamadık demek ki. Sahip çıkamadık. Onun derdini tam bilemedik. Pisseydik böyle olmazdı yani.